haksız hukuksuz yere tutuklandılar. Bunu artık herkes kabul ediyor, herkes biliyor. Dosyasında gizlilik kararı vardı. Avukatlar neyle suçlandıklarını tam olarak bilmiyorlardı. Bizler aileler olarak bilmiyorduk. Kendileri bilmiyordu. Acaba neden burada tutuluyoruz? Ama havuz medya bunu işte yaftalayarak, yaptıkları işi kriminalize ederek, yaptıkları röportajları, programları terörize ederek böyle bir algı oluşturmaya çalıştılar toplumda. Ancak bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Herkes de gördü. Tamamıyla yaptıkları gazetecilik faaliyetleri suç olarak isnat edildi. Bugün bayram için özel açık görüş vardı. Gittik. Fakat işte birkaç haftadır görüşe gidiyoruz. Bugün bambaşka bir muameleyle karşılaştık diyebilirim. Cihaz sürekli ötüyor. Biz geçiyoruz. Mesela yaşlı anneler vardı. Sürekli cihaz ötüyor. Bir şeye karşı aşırı duyarlı anladığımız kadarıyla. Birkaç defa üst üste, 5 defa, 6 kere, 7 kere peş peşe o cihazdan geçirildik. Ardından soyunma kabinine alındık. Orada iç çamaşırımız çıkarıldı. Orada işte askerler var, erkek gardiyanlar var ve iç çamaşırı olmadan o cihazdan geçmemizi istediler. Açıkçası ben de tanık olduğum, gördüğüm kadarıyla diğer aileler de durumdan çok çok fazla rahatsız olduk. Bu durum haliyle arkadaşlarımızla, eşimizle görüşürken ruh halimiz onlara da maalesef yansıdı. Yani bunun hani bizi rahatsız etmesi gerekiyordu. Hani zaten amaçlanan buydu. Biz rahatsızlık duyalım, bir sonraki görüşe gitmeyelim ya da gitmekten imtina edelim. Yani yapacakları uygulama ne olursa olsun tanık olduğum kişiler de aynı tepkiyi verdiler. Ben de aynı noktadayım. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz eşlerimizi, arkadaşlarımızı bizi görmekten alıkoyamayacaklar.